Burayı değil mi? Burası öyle. İsmi bir. Bir de önce öyle. Evet, nereye gidiyor? Elif Han'a. Hangisi? İkisi de altısı. İkisi de kaçın sınıftasın? Üçte. Üçte, sen? Aferin size ya. Maaşı ne kadar alıyor? 1200 alıyor. Aylık. Aylık 1200 alıyor. Bir tane daha var zaten, o da tamam, şey, liseye gidiyor. O şu an evde değil, babaannesine gittiği, rahatsız olduğu için oraya gittiği, Aziz Sancar'a gidiyor. O da yürüyerek gidip geliyor yani. Ücret veremediğimiz için bunların ücretini verebiliyorum. Biz o üçünü günde biz karşılayacağız. Hadi peşin. Tamam. Dokuz abi. Aziz Sancar. Bu üç çocuğun bulundu mu? Tamam. Aziz Sancar. Neyse. Orada dönemin kendisine. Zaten şey var. Taşma merkezi orası değil mi? Evet. Hocam teşekkür ederim. Kaydım aldım. Kaymakam Bey'e teşekkür ederim. Bildiklerimi kurtaracağım. Eyvallah. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. İnşallah. Dediğim gibi bundan sonra sen bak ailenin, kardeşlerin, bir abim, diğer liseye giden abin değil mi? Evet. Yok kardeşim. Kardeşim en büyük, büyüğü Muhammed mi? En büyük o. Tamam evet. Bak Muhammed en büyüğü sensin. Aile sana bakıyor şu anda, tamam mı yavrum? Aile sana bakıyor. Derslerinde çok iyi çalışacaksın. En ufak bir sorunun, sıkıntın olduğu zaman biz sürekli iletişim halinde olacağız. Bize ulaş, tamam mı canım? Biz de zaman zaman yoklayacağız. Yardımcı olmaya çalışacağız. Babana da elimizden gelinceye kadar bir iş bulmaya çalışacağız. O da size destek olacak. Biz de destek olacağız. Allah'ın izniyle hep beraber inşallah güzel günler bizi bekliyor. Tamam mı? Hayırlı olsun. Peki hayırlı uğurlu olsun inşallah. Tabii şimdi 4 Ocak 2022 tarihinde Bakanımız Sayın Mahmut Özer başkanlığında eğitimle yeniden buluşma projesi başlatıldı. Kayıt dışında kalan, okula devam etmeyen çocuklarımızla alakalı Türkiye genelinde 81 ilde bu çalışmaya başladık. 2 haftalık bir süre içerisinde sağ olsun ilçe milli eğitim müdürlerimiz kurmuş oldukları komisyonlarla adresleri tek tek tespit ettiler. Dolayısıyla kayıt dışı olan öğrencilerimize ulaşmaya çalıştılar. Şu anda da evimizde Muhammed öğrencimizin evindeyiz. Muhammed'in de kaydını aldık. Bugün itibarıyla 510 civarında kayıt dışında olan öğrencimizin kaydını aldık. Bundan sonra da arkadaşlarımızla beraber alanda okula devam etmeyen çocuklarımızla alakalı aralıksız bir şekilde devam edeceğiz. Gerek yaygın eğitim, gerek örgün eğitim, gerek mesleki eğitim merkezlerine bu çocuklarımızı yönlendirmeye, kayıtlarını almaya çalışacağız. An itibariyle de şu anda 2022 yılında şu andaki mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran öğrenci sayımız 8527. Yani 727 iken 8527'ye yükseldi. Tabii bu mükemmel bir çalışma. Her çocuğumuzun okullu olması lazım. Özellikle bakanımızın başlatmış olduğu bu eğitimle yeniden buluşma projesi kapsamında arkadaşlarımız köy köy, mahalle mahalle, cadde cadde dolaşacaklar. Bu çocuklarımızı tekrar inşallah okullarımızla buluşturacağız. İletişim bilgilerini de alıp rahat bir şekilde ulaşalım. Destek olmaya çalışalım. Gözümüzde Muhammed'in üzerinde olsun. Çocuklar da aynı şekilde. Yani öğretmenlerle de okul biraz maddi yorumumuz iyi olur. Biz de her türlü katkıyı sağlayacağız inşallah. Tamam mı kardeşim? Çok teşekkür ediyorum. Adile abi sen otursana biraz. Hani sizlerde yardımcı olursunuz. Tamam mı? Hastalarım ben. Harika. Ablam onlar... Ahmet, bakalım borcunuzu kapatacağız şimdi. Tamam mı? Çevirimizle beraber bak şimdi biz de 5000 lira da okula göndereceğiz. Her ay sana oradan 1000 lira verecekler. Tamam mı? Tamam. Getirip annene veriyorsun ama. Tamam, tamam mı canım benim? Tamam. Yani tabii annene ver. Bak annenin kıymetini bil oğlum. Bak bugün var, yarın yok. Siz 4 kişisiniz. O diğer kardeşlerin engelli. Birbirinize yardımcı olun. Şu anda hepsinin gözü sende. Yani sen buranın hem abisi hem babasısın ya. Bu evin reisi sensin.
Veysi Hocam yine sana yansıyan bir şey olursa o bittikten sonra yine bize haberdar et. Tamam ederim. Biz de olmazsa düzenli olarak şey yapalım yani. Biz de Emin Hoca biz beraber ne yapabilirsek katkı sağlayalım en azından. Bir nebze de olsa derman olalım bunların derdine. Yani. Şeyin de aksatma işini, okulun da aynı şekilde aksatma. Tamam mı? Bak şimdi sen Allah nasip eder burada kalırsanız 4 yıl sonra mezun olacaksın, ustalık belgesi alacaksın, iş yeri açma belgesi alacaksın. Maaşın da artacak zaten. Her yıl artacak. Biz de destek olacağız aynı şekilde. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Emin Bey de burada bak beraber geldik. O da destek olacak size. Elimizden gelinceye kadar katkı sağlayacağız ama annenle, kardeşlerimle birbirimize destek olun. Tamam mı? Hayata tutunmaya çalışın. Allah büyüktür. Devletin imkanları çoktur. Rahat olun o konuda. Biz kardeşiz. Filistinler bizim öz kardeşimizdir. Öz kardeşimizdir. Biz öyle bakıyoruz size. Tamam. Bu akla doğru hani kalitler tamam. Tamam. Tamam.